Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanan Çin'in bu ülkede bulunan yabancı gazetecilerin Doğu Türkistan'la ilgili haber yapmalarını %90 oranında engellediği ortaya çıktı. Çin Yabancı Muhabirler Kulübü'nün yayınladığı yıllık çalışma koşulları raporuna göre ülkede medya özgürlüğü son hızla azalırken Çin'deki yabancı gazeteciler benzeri görülmemiş engellerle karşı karşıya kaldı. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, ABD'nin Rusya'nın Belarus-Ukrayna sınırındaki askeri varlığını Şubat ayı başına kadar 30 binden fazla askere genişletmeyi planladığına dair kanıtlar gördüklerini söyledi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ise Rusya'nın Ukrayna'ya karşı herhangi bir askeri planı olduğuna dair bir kanıt olmadığını belirtti. Hindistan'da hükümetin 2017'de İsrail'den Pegasus casus yazılımını satın aldığı iddiaları tartışmaya yol açtı. BBC'nin haberine göre Amerikan New York Times gazetesinin 28 Ocak Cuma tarihli haberinde Başbakan Narendra Modi hükümetinin 2017'de bir savunma anlaşmasının parçası olarak İsrailli siber güvenlik şirketi NSO'nun ürettiği casus yazılım Pegasus'u satın aldığını yazması ülkede ciddi tartışmalara neden oldu. Japonya'nın batısındaki Ishikawa eyaletinde F-15 savaş uçağıyla kalkıştan sonra irtibatın kesildiği bilgisi paylaşıldı. İçinde iki kişinin bulunduğu uçağın düşmüş olabileceği tahmin ediliyor. Kamu yayıncısı NHK'nin Savunma Bakanlığı yetkisine dayandırdığı haberinde F-15'in kalkış sonrası radardan kaybolduğu açıklandı. Fransa'nın Bamako Büyükelçisi'nin 72 saat içinde Mali'yi terk etmesi istendi. Yerel basında çıkan haberlere göre Büyükelçinin Fransız yetkililerin Mali'deki geçiş hükümetine yönelik sarf ettiği sözler akabinde Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı aktarıldı. Kazakistan'ın batısındaki Özen petrol sahasında yaklaşık 40 milyon ton rezerve sahip yeni petrol yataklarının keşfedildiği açıklandı. Ulusal Petrol ve Doğalgaz Şirketi'nden yapılan açıklamada Özen petrol sahasında 2017'den beri ek sondaj çalışmalarının yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Uygur krizine küresel Müslüman tepkisi başlıklı yuvarlak masa toplantısı 29-30 Ocak 2022 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşti. Uygur İnsan Hakları Projesi, Uygur Akademisi Vakfı, Dünya Uygur Kurultayı Vakfı, Doğu Türkistan Ulemalar Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği toplantıya Türkiye, Malezya, Endonezya, Avrupa ve Amerika'dan sivil kuruluş temsilcileri ve aktivistler katıldı.